Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aklınızda sürekli bulunan ve bir türlü çözüm bulamadığınız, dert yakındığınız çok kritik bir hatanın nasıl önüne geçebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar, bir gün YouTube hesabınıza girdiğiniz anda, şu abonelikler bölümüne baktığınız anda bir sürü şey göreceksiniz. Tanımadığınız, bilmediğiniz yere abone olunduğunu. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Siz de yapmadınız. Tamamen kendi kendine oldu bu olay ve önüne geçemiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Arkadaşlar, son çare buraya girdiniz. Şu dişli çarka tıkladınız. Buradan gelişmişe tıklayıp kanalınızı silmeye karar verdiniz. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok arkadaşlar, kanalınızı silmeyeceksiniz. Bu olayın üstesinden beraberce geleceğiz. Nasıl olacak bu olay? Arkadaşlar, önce size bu hatayı neden aldığınızı göstereceğim. Bu olaylara neyin vesile olduğunu anlatacağım. Bunu bilin. Bunu bilin ki bir daha başınıza aynı olay gelmesin. Hani birazcık daha bilinçlenmiş olacaksınız. Arkadaşlar, olay nedir? Tamamen izinlerle alakalı. Üçüncü taraf sitelere verdiğiniz izinlerden dolayı bu hatayla karşılaşıyorsunuz ve başınız ağrıyor. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar, Türkiye'nin en ileri, en önde gelen sitelerinden bir tanesi Pedeto. Az buçuk bu işlere bulaşmış kişiler olarak hani biliyorsunuzdur veya duymuşsunuzdur, öyle diyeyim, öyle varsayıyorum. Arkadaşlar, nedir Pedeto? İşte YouTube üzerinden abone olma, yorum yapma, dislike atma ve benzeri çeşitli işte bot hizmeti sunuyor YouTube üzerinden. Bu ne demek? Arkadaşlar, ben giriyorum siteye, bir kredi havuzu var orada. İşte 100 kredim, işte 100 tane abone istiyorum diyor ve sana 100 tane abone gönderiyor. Nasıl oluyor peki bu? Bu aboneler herhangi bir pasif vesaire hesaplar değil. Birebir aktif olarak kullanılan ve sisteme dahil olmuş senin gibi diğer kişilerin yönlendirilmesiyle oluşmuş bir şey. Yani senin gibi 100 kişi daha var. Sen 100 kişi isteyince o 100 kişiyi sana yönlendiriyor. O 100 kişi de 100 kişi isteyince sen de onlara ister istemez gidiyorsun. Zaten sıkıntı da buradan çıkıyor. Senin onlara gitmen, onların sana gelmesi o sana gayet normal geliyor ama senin onlara gitmen rahatsız edici geliyor sana. Başka türlü bu işlem yürüyemezdi zaten arkadaşlar. Hani tek tek işte pasif hesaplar oluşturup İşte o şekilde bu sistemi ayakta tutmak imkansıza yakın bir şey. Niye imkansıza yakın? Arkadaşlar, Google gibi bir teknoloji devi firmasını bu şekilde kandırmak bir çözüm değil. Ki en basitinden düz mantık olarak düşünecekseniz, bu Pedeto sitesi böyle bir hizmet sağlıyorsa neden kendisi bir YouTube kanalı kurup da Türkiye'nin en lider abonelik kanalına oturmuyor? Neden 4 milyonu falan bulmuyor abonesi? Ki bulamaz mı? Bulur. Sonuçta bot hizmeti sağlayan bir şey. Ama değil işte olay arkadaşlar. Olay bu değil. Çünkü belli bir raddeden sonra arkadaşlar, hesabını şöyle bir Google tarafından bir süzülüyor, bir bakılıyor. Bu adam hani yapmış, bir yerlere gelmiş ama nasıl yapmış? Hani zengin olmuş ama hakkıyla mı zengin olmuş, yoksa bu zenginin arkasında başka bir şey mi var? Bu sefer incelendiği anda arkadaşlar, illegal bir şeye bulaştığınız tespit edilirse, para kazanma umuduyla açtığınız kanalınız bir anda erişim engelleniyor ve hesabınız güme gidiyor. Bu yüzden bu tarz şeylerin önüne geçmeyin. Niye geçmeyin? Arkadaşlar, şu an belli çaplı abone sayısına ulaşmış kanallara baktığınız anda hepsinin kaliteli içerik, planlı bir çalışma sonucunda o hale geldiklerini göreceksiniz. Yani kalkıp hiçbir berbat kanal değil o abone sayısına hitap eden kişiler. Gayet kaliteli, özgün, has ve sağlam bir içerik üreterek o noktaya gelirler. Tamamen kullanıcıların kendi rızasıyla. O yüzden arkadaşlar, emek verin. Bu tarz saçmalıklardan uzak durun. Çünkü bunlar sizi uzun vadede bir yere taşıyamaz. Kısa vadede de taşıyamadığı gibi. Her neyse arkadaşlar, olaya geri dönelim. Ben şu an ne yaptım? Kanalıma bir erişim izni verdim. Sizler de görün diye.
Arkadaşlar izin verdim. Tabii bu sisteme girdik, dahil olduk. Kapat dedim. Şu an bu şekilde işte buradan çeşitli şeyler yapacağız. Buradan çıkış yaptım. Tekrar giriş yaptım. İşte buradan kullanmak istediğim hesabı seçtim. Bu kez sadece benden erişim izni değil, aynı zamanda çevrim dışı erişim izni de istiyor. Bu ne demek? Arkadaşlar ben hesabıma erişebildiğim sürece Pedeto da benim hesabıma erişecekti. Fakat eğer ki ben bu izni, bu yetkiyi ona verirsem arkadaşlar 7/24 hesabıma erişim yetkisine sahip olacak. Bu da şu demek, saat gecenin 3'ünde, 4'ünde, 5'inde, 6'sında ben uyurken böyle hani kendi çeşitli yerlere yorum yapması, abone olması, işte beğeni atması gibi sonuçlar doğuracak. Yani 7/24 istediği zaman girecek, istediğini yapıp çıkacak sistem. Ve ben hiçbir şey diyemeyeceğim, hiçbir şey iddia edemeyeceğim. Çünkü ben izin verdim burada farkında olmadan. Bu yüzden verdiğiniz izinleri dikkatli olarak hani bilinçli olarak kullanın. Şu an izni verdim ben arkadaşlar ve sisteme girdik artık. Kanalıma girdiğim anda hiç beklemediğim şekilde bir sürü yerde şeyler göreceğim. Örneğin aboneliklere girdim arkadaşlar. Siz de girebilirsiniz. Burada ne yapacağım ben şimdi biliyor musunuz? Sizin de yaptığınız gibi. Bu arkadaşımız işte bot olarak beni kullanmış. Ben abonelikten çıktım. Bu arkadaşım da bir abone kaybetti. Ama benim gibi çağırdığı diğer hesaplar da bundan aynı işlemlerini şey yapmış olacak, vazgeçmiş olacak. Avrupa Müzik. Bakıyorum arkadaşlar 208 bin abonesi. Bot üzerinden bu noktaya gelebilmiş. Ama yarın öbür gün kendisi de aynı şekilde tarih sahnesinden silinip gidecek. Burak Ajans diyor. Abonelikten bundan da çıktım. Bunun gibi hani bir sürü kanaldan işte çıktım. Sadece ben değil, sizler de aynı şekilde çıktınız ve bu Google'un dikkatini çekti. Dedi ki ya işte sen bir hesap oluşturdun. Bir abone haznen oldu. Ama o abone haznen seni terk etti kardeşim. Nasıl oluyor bu bir şey? Seni bir anda bir 100 kişi abone olarak tercih ederken neden 100'ü de birden bir anda hani veya 70'i birden vazgeçiyor? Bu Google tabi salak değil, anlıyor bu olayı. Çünkü olağan dışı bir durum. Hani abone olan bir kişi abone olur, takip etmek ister. Çünkü sağlam bir içerik vardır orada veya beklediği sürekli. Hani bu adam güncel bir şey paylaşsa da izlesen ne diye. Ama tabi bu şekilde sonuçlanınca Google'da tabi olayda bir istem dışı bir hareketin olduğunu fark ediyor. Ve bunu direktmen yapmasa da belli bir noktaya geldiğiniz zaman önünüzü keserek belirtmiş oluyor. Arkadaşlar bu şekilde aboneliklerinizi deminki gibi temizleyebilirsiniz. Tek tek biraz uzun sürecek ama yapacak bir şey yok. Temizleyin de. Sonra sadece hizmetin verdiği şey bu da değil. Arkadaşlar sizin adınıza beğeni de yapabiliyor bu. Beğendiğim videolar kısmına tıklıyorsunuz ve burada işte beğendiklerinizi işte kaldırabiliyorsunuz. Mesela bunları ben beğenmedim aslında. Hatta bazen böyle hırs yapıyorum, tıklıyorum. Tamam, izlenme kazanabilir arkadaşlar. Dislike olarak değiştiriyorum yorumumu. Yaptığına karşılık çünkü pek etik bir şey değil bu. Arkadaşlar bu şekilde de beğendiğiniz şeyleri yok edebilirsiniz. Hani daha ben hiç izlemeden gördüğünüz gibi beğenmiş oluyorum. Öyle bir sıkıntı var olayda. Sadece bu kadarla da değil arkadaşlar. Silmeniz lazım bazı şeyleri. Nasıl? Yorum da atmış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Hani bilmeyerek attığınız bir yorum yarın öbür gün başınıza bir iş getirmesin. Bu sebepten ötürü arkadaşlar hesabınızı bir detaylı bir şekilde kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir yanlışlık var mı? İstem dışı bir olay var mı? Şimdi gelelim olayın can damarına. Arkadaşlar bu kadar şey yaptık. Peki bundan sonra bu şeyin başımıza gelmemesi için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar hesabımıza uzanan o kirli elleri bıçakla keseceğiz yani. Hani nasıl olacak bu iş? YouTube ayarı kısmına tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar gelişmiş seçeneklere ihtiyacımız var.
buraya tıkladığımız anda aşağı doğru indik. Bir zamanlar hani biz şurayı seçmeyi düşünüyorduk ya. Gerek yok demiştim. Onun bir üstünde kurtarıcı yerimiz bizim burası. Nedir bu? Google hesabınızda kullanım için yetki verilmiş siteler diyor. Bu demek şu ki üçüncü erişim, yani sizin haricinizde kanalınıza erişim yetkisi verdiğiniz hesaplar veya siteler. Buraya tıkladığımız anda arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya gizlenmiş bir şekilde göreceğiz bunu. Ne yapacağız arkadaşlar? Buraya tıklayacağız. Kaldır dediğimiz anda bunu tarih sahnesinden sileceğiz. Ve hesabımız %100 güvenli halde olacak. Burada tanımadığınız, bilmediğiniz her şeyi silin, kaldırın. Boş boşuna başınız ağrımasın arkadaşlar. Bu şekilde kaldırdık ve bir daha arkadaşlar hiçbir şekilde erişimi olmayacak. Hiçbir şekilde yani olumsuz bir izlenim de olmayacak şey karşısında. Bu Predator'u da ve benzeri siteleri de kapatın, kullanmayın. Emeğinizle, güzel, sağlam içeriklerle sitenizi besleyin, destekleyin. Arkadaşlar, bir diğer belirtmem gereken husus, bu sadece bu şekilde sizlerin rızasıyla olabilecek bir şey değil. Aynı zamanda bazı sitelerde, bu cinsellik içeren sitelerde olabilir, kumarbaz sitelerinde olabilir veya arka planda açılan bir pop-up mesajı bile olabilir arkadaşlar. Bunu kaldırmak için hani rastgele sayfanın yanlışlıkla içinde bir yere bu şekilde tıklarsanız arka planda çalışan kodlar var. Ctrl U'ya basarsanız bunu sadece size yansıtılan kısımlarını göreceksinizdir. Arkadaşlar bu kodların arasına gizlenmiş çok ince mesajlar var. Bunları nasıl önüne geçeceğiz? Şu şekilde arkadaşlar. Reklam engelleyiciler kullanacaksınız. Tarayıcılarınızla girdiğiniz sitelere dikkat edeceksiniz. Ve güvenmediğiniz sitelerde YouTube hesabınızı açık bırakmayacaksınız. Bu şekilde İslam dışı olarak hani yetki vermiş oluyorsunuz. Hesabınıza girdiniz, bütün her şeyi hallettiniz. Ondan sonra hesabınıza buradan çıkış sağlayın ve güvende olsun hesabınız. Çünkü açık olduğu her an tehlike altında. Umarım sizin için, sizler için yararlı bir video olmuş olur. Biraz uzun oldu, yaklaşık bir 12-13 dakikalık bir video oldu bu. Ama sadece şu an piyasada hiçbir şekilde açıklanmayan bir olayı size anlatmak istedim. Sizi bu büyük dertten kurtarmak istedim. Ve bilincine varmanızı istedim olayın. Birçok kişi bilse de bunu söylemiyor, gizliyor. Veya çeşitli art niyetle davranıyor. Ama o şekilde yapmak pek içime sinmedi benim. Bu şekilde bayağı bir şikayetiniz olduğunu gördüm ve bunu çözmek istedim arkadaşlar. Onun için de böyle bir video hazırladım. Umarım sizlerin de içini görmüştür. Ha bu arada bir bilgilendirme daha yapayım arkadaşlar. Eğer ki girdiğiniz anda erişim yetkiniz yok yazıyorsa, mesela girdiğiniz YouTube ayarlarına, gelişmişe de tıkladınız. Hesabımızda kullanım için yetki verilmiş sitelere tıkladığınız anda burada hani erişim izniniz yok filan diyorsa eğer, arkadaşlar bu şu demek: YouTube kanalınızı oluşturduğunuz hesap üzerinden bu menüye girmiyorsunuz. Yetki verilmiş bir hesap üzerinden erişmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden böyle bir hata alırsınız. Çünkü bu menü biraz kritik bir menü. Yani yönetici yetkisine sahip olsan dahi buraya giremezsin. Çünkü burada admin yetkisine sahip olmanız lazım. O yüzden kanalınızı oluşturduğunuz hesap üzerinden buraya giriş yapmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bu konuda da bir bilgilendirmek istedim sizleri. İleriye yönelik AdSense iş ortaklığınızda bu geçmişte yaptığınız hatalar karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Yol yakınken geri dönün ve bu işlere bulaşmayın. Umarım sizler için yararlı ve randımanlı bir hizmet olmuştur bu.
Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklayın. Yorum yaparak sizler de aklınızdaki fikirleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine beceremediyseniz yazın yorum olarak, yardımcı olmaya çalışalım. Bu ve bunun gibi işinize yaradıysa bir sürü kesinlikle gerçekçilik taşıyan videoları takip etmek için arkadaşlar abone olabilirsiniz. Her şey için çok çok teşekkürler. Umarım sizi sıkmadan anlatmışımdır ve anlatmak istediklerimi sizlere ulaştırabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşça kalın.